Evet, öncelikle herkese merhabalar. Ben Hüseyin Temur, rehberlik öğretmeniyim. Aynı zamanda yazarım. Bir taraftan da akıl ve zeka oyunları eğitmenliği yapıyorum. Kendime ait birkaç kitabım var. Öğretmenlerin ders içerisinde, ders başında ve sonunda yapacağı etkinlikler üzerine ders ve ders sonu etkinlikler adı altında 2 tane kitabım mevcut. Bunun yanı sıra da çeşitli oyunlar yazıyorum. Liderlik grup kartları, meslek tablosu adı altında. Şu anda 2 tane çıkarmış oldum ve birkaç tane de çıkarmak üzere oldum. Birkaç oyunum var. Bugün sizlerle çocuk, oyun ve öğrenme üzerine birazcık sohbet ediyor olacağız. Tabii bunu biraz temellendirerek gidiyor olacağız ama sizden ricam eğitime başlamadan önce bu videoda lütfen sizlerden destek olarak abone olmanızı ve beğenmenizi rica ediyorum. Konuşacağımız konuyu aslında çocuk temelli, oyun temelli ve öğrenme temelli ve bunların kendi aralarındaki ilişkinin ne demek olduğu üzerine şekillendiriyor olacağız ama oyunu tanımlamadan ve oyunun öğrenme etkisini konuşmadan önce aslında çocuğu konuşmak lazım. Çocuk nedir? Çocuk kimdir? Çocuk ne demektir aslında? Buna bakmamız gerekiyor. Çocuk aslında eğlenendir. Çocuk hareket edendir. Çocuk esnek olandır. Sınırları zorlayandır aslında. Aslında baktığım zaman, çocuk dediğimiz zaman insanın özü demektir. Çocuk saflık demektir bir taraftan da. Aslında bizim bugünümüz ve yarınımız demektir. O yüzden de çocuk oynayandır. Oynarken de oynatandır aslında baktığınız zaman. Yani taklit edendir. Peki oynayan çocuk ne yapar? Öğrenendir aslında. Çocuk oynarken de ne yapar? Öğrenir. O zaman biz şunu söyleyebilir miyiz? Çocuk aslında oyunun öznesi diyebilir miyiz? Evet. İşte buradan hareketle biz oyuna geçiyor olacağız. Yani oyunun öznesi kimmiş? Çocukmuş. Belki burada soru işareti olabilir. İşte sadece çocuklar mı oyun oynar? Hayır. Yetişkinlikler de oyun oynar. Ama çocuk bunun en başat koşullarındandır. Oynayan kişi çocuktur. Yetişkin de olabilir. Ama yetişkinle çocuğun bazı farkları var. Onu da videonun birazından sonra anlatıyor olacağız. Peki oyun ne demektir? Şimdi oyun tanımlamak böyle çok kolay bir süreç değil. Neden kolay süreç değil? Çünkü oyunun birçok dilin etimolojik anlamına baktığınız zaman çok farklı kavramlar ortaya çıkıyor. İşte Türkçedeki anlamına bakarsak işte yetenek, zeka geliştirici, kuralları olan, iyi vakit geçirmemizi sağlayan şeydir diye tanımlanır birinci olarak. İkinci olarak tiyatro ve sinema oyunu olarak görülür. Üçüncü anlam olarak beden ve kafa yeteneklerini geliştiren olarak adlandırılır. Türkçedeki sözlük anlamı budur. Peki Türkçe'de böyle, İngilizce'de nasıl? Biliyorsunuz İngilizce'de şöyle bir şey var. Fiil olan bir oyun var. Bir de isim olan oyun var. Yani ne demek? Play sözcüğü var. Bir de game sözcüğü var. Peki play sözcüğü eğlenme amacıyla aslında kullanılan bir kavram. Yapılan iş, PS anlamında kullanılıyor. Arapça'da ve Yunanca'ya baktığımız zaman da yine benzer ifadelerin ama farklı şekilde ifade tarzlarının olduğunu, tanımlama tarzının olduğunu görüyoruz. Peki bütün dillerde farklı bir anlamı varsa oyunun ortak olan kısım ne? Yani oyunun ortak olan kısmına baktığımız zaman 2 tane aslında ne çıkıyor? Anlam çıkıyor. Bunlardan birincisi eğlence amacıyla yapılan iş. 2. Ciddiyet dışı olma halidir. Yani evet, ikinci anlam birazcık garip gelmiş olabilir. Eğlence amacıyla yapılan, 2. Ciddiyet dışı anlamında tanımlanır. Yani ne demek? Oyun çok mu ciddiyetsiz? Evet, oyun ciddiyet dışıdır. Ama oyun kendi içerisinde kurgusu, kuralları olan, kimi zaman olmayan bir yapısı da var ama ve çok farklı bir anlama da gelen tanımlamalar mevcut. Ama ortak olan neymiş? Ciddiyet ve eğlence. Peki bizim anlam olarak baktığımız zaman bazen biz oyun sözcüğünü yanlış kullanıyor muyuz? Kesinlikle kullanıyoruz. Dikkat edin, çocuğumuza ne diyoruz? Benimle oyun oynama diyoruz. İşte çocuk gibi oyun oynuyorsun diyoruz mesela. Değil mi? Yani bu kavramlar aslında oyunla birazcık ne yapıyoruz? Oyunun ciddiyetsizlik yönüne vurgu yapıyoruz. Veya ciddiyet dışı tanımlamalarımız mevcut. Belki de oyunu çok farklı bir yere koymuş oluyoruz. Yani oyun oynamak sanki çok kötü bir anlama doğru giden bir süreci olmuş oluyor. Şimdi aslında baktığımız zaman oyunun gelişim anlamında çocuğa ne gibi katkısı var veya bizlere, yetişkinlere ne gibi katkısı var diye sorduğumuzda çocuğun bir zihinsel gelişime bir katkısı var. Çocuğun aynı zamanda psikolojik gelişimine bir katkısı var. Fiziksel gelişimine bir katkısı var. Bu yüzden oyun önemli bir kavram. Peki oyun sadece işte bir taşla ya da bir kağıt parçasıyla veya herhangi bir maddeyle, nesneyle tanımlamak mevcut mu? Hayır. Oyun aslında başına koyduğunuz cümle aslında oyunun içeriğini belirliyor. Zeka oyunları dediğinizde zekaya vurgu yapıyorsunuz. Performans oyunu dediğinizde fiziksel vurgu yapıyorsunuz aslında. Başındaki sözcük ne yapıyormuş? Oyunun içeriğini aslında belirlediğini görüyorsunuz. Zihinsel oyunlar var, seyirci yönelik oyunlar var, performans oyunları var, yarışmalar var ve farklı şekillerde adlandırılan oyunlar mevcut. Peki oyunu biz tanımlamak isteseydik nasıl tanımlardık? Sözlük anlamları dışında düşündüğümüzde aslında oyunun felsefesine dikkat çekmek lazım. Yani oyunun felsefesini anladığımız zaman aslında oyunu tanımlamış oluyoruz. Burada da iki kişiye gideceğiz. Birincisi Gadamer'e gideceğiz, iki Gross'a gideceğiz. Bu iki kişi aslında bize oyunu tanımlatıyor olacak. Gadamer ne diyor? Oyun oynayan kişilerden bağımsız bir özü vardır diyor. Ve oynayan sadece onun bir yönü kadar oyunu bilir diyor. Yani oyunun oynayan kişiden bağımsız bir özü var. Evet, baktığımız zaman çok da haklı söylüyor. Aslında oyun kişilerden bağımsız gelişebiliyor. Oyun kendi bir koşulları, kuralları var ama onun bir özü var. Peki Gross ne diyor? Aslında benim kitabımda da arka yüzünde işte kapak sayfasında vurduğum yazılardan bir tanesidir. Oyun aslında insanı gelecek yaşama hazırlayan bir alıştırma, bir beceri geliştirmeye yarayan bir etkinliktir diyor. Yeniden tekrar edersek oyun insanı geleceğe ve yaşama hazırlayan bir alıştırma, bir beceri geliştirmeye yarayan bir etkinliktir diyor. Çocuklar ne yapar? Oynarken aslında gözlemlediklerini oyun esnasında aktarırlar. Yani çocuklar oynayarak ne yaparmış? Hayata hazırlanırlarmış. Çocuk aslında oyun sayesinde ne yapıyor? Hayatı deneyimlemiş oluyor. Ne yapmış oluyor? Taklit etmiş oluyor. O zaman oyun bizim hayatımızın neresinde? Önemli bir noktasında. Peki oyunu felsefeye tanımladık ama oyunun sadece felsefik yönü mü var? Hayır, oyunun tiyatroyla, felsefeyle, sanatla, dramayla, matematikle ilişkisi var. Aslında birçok bilimi kendi içerisinde ne yapmış oluyor? Barındırmış oluyor. Oyun kendi içinde becerisi olan, algoritması olan, insanın hayal gücünü geliştirmeye yarayan ve bir yapı inşa eden bir süreci var aslında. Çocuk bu sayede oyunla beraber gerçek hayat deneyimler, yansıtır, taklit eder ve bunu gerçekleştirir. Şöyle bir örnek vereyim. Tek başına büyüyen çocukların mesela paylaşımları çok azdır. Oyun sayesinde paylaşmayı öğrenirler mesela. Veya evde çocuk yardımseverlik duygusu çok ön plandaysa çocuk oyun esnasında yardımseverliği yansıtır. Veya ebeveynlerin ayak izlerini takip eder çocuklar. Sözlerden ziyade ne yapar? Ayak izleri üzerinden giderler. Ve evde yaşanılan durum oyun esnasında ne yapmış olur? Taklit etmiş olurlar. Mesela diyelim ki doktorculuk oynamak diye bir oyun var çocukların içerisinde. Bu oyun esnasında çocuk aslında empati kurar, iyileştirir, insanların yararına fayda sağlamak ister. Bir mesleği canlandırır ve insanın yaşamının devam etmesi üzerine bir kurgu oluşturur. O yüzden oyunun böyle bir yapısı vardı. Kendi içerisinde kuralları, değişkenleri olsa da, değeri ve oyuncu ve oyuncuları olmuş olsa da bir uygulama için içerisinde ne olur? Aslında çocuğa çok çeşitli bir kazanım sağlar. O yüzden de oyun oynamayı bıraktığımız gün aslında biz ne yapıyoruz? Öğrenmeyi de bırakıyoruz. Peki oyunun gelişimsel anlamda, dil gelişiminde, zihin gelişiminde, fiziksel ve sosyal gelişiminde, özellikle psikolojik gelişimde biliyoruz ki çok farklı bir önemi var. O yüzden çocuklar ne yapar? Bir oyun esnasında rol yapar, canlandırır, empati kurar ve bunları geliştirirler. Ve aslında bir taraftan da ne olur? Öğrenmeyi gerçekleştirirler. Ben, sen kavramı yerine biz olmayı. Grup oyun oynarlar çünkü. Dikkat edin, zeka oyunlarının birçoğu aslında bireysel oyunlardan ve ne oluyor? Grup oyunlarından oluşuyor. Şimdi birkaç tane oyunlar var. Şimdi bunlardan bir tanesi de aslında benim kendi oyunlarından bir tanesi liderlik grup kartları diye. Birazdan buna geliyor olacağım ve diğer zeka oyunlarına da bakıyor olacağız ama burada oyunu iyi anladıysak oyunun öğrenmeyle ilişkisine de bakmamız lazım. Ama onun öncesinde şunu söylemek gerekiyor. Aslında ruhun iyileştirmek istediğimizde bizim gitmemiz gereken şey aslında çocuklardır. Çünkü çocuk oynayandır. Oynayan çocuk iyileştirir. Ve ruhu da aslında çocukları iyileştiriyor. Çünkü bizi her şeyden uzaklaştırıyor. Çok canınız sıkıldığında bir çocukla oynamayı deneyin mesela. Çünkü çocuklar bizim düşünmediğimiz tarzı düşündürmeyi hedeflerler. Mesela biz neden sorusunu hayatımız boyunca çok sormayız. Özellikle okul çağına kadar biz neden sorusunu sorarız ama okul çağından sonra biz neden sorusu sormayı unuturuz. Çünkü neden sorusunun cevabı çok zordur. Neden bulutlar mavi? Neden toprak kahverengi? Neden gökyüzü yukarıda? Neden yer çekimini göremiyoruz? Bakın, neden sorusu aslında doğrudan yöneltilmiş bir soru ve cevap isteyen bir soru. O yüzden cevaplamak çok kolay değildir. İşte burada belki Doğan Celoğlu'nu anmak lazım. Doğan Celoğlu, bir insanı anlamak istiyorsan çocukluğuna inin diyor. Bence de çok haklı söylüyor. Yani bizim çocukluk evremiz aslında her şeyimizi yansıtıyor. Çocukla oynadığımız oyunlar, çocukken yaşadığımız duygular bizi ne yapıyor? Aslında gelecek hayatta bizim davranışlarımızı da belirliyor. O yüzden iyi oyunlar çocuğu daha iyi hayata hazırlıyor. Ve iyi yaşantılar çocuğun gelecekteki yaşantısını da ne yapıyor? Bu anlamda kolaylaştırmış oluyor. Kaygı ile yetişmiş çocuklar ne yapıyor? Gelecekte kaygı duymaya devam ediyor. Ve bunu had safhada yaşayabiliyor. O yüzden de çocukları iyi yetiştirmek gerekiyor. Bu yüzden de çocuklar hep ayak izlerimize bakarlar. Söylediğimiz sözleri çok böyle sürekli söylemek yerine bizim davranışlarımız, yaptıklarımız bunlar çocuklar için çok daha önemlidir. O yüzden çocuklarımıza doğru oyuncak seçimi, doğru materyaller, doğru oyunlarla ne yapmamız lazım? Eğitmemiz lazım. Peki dijital oyunlar var. Hayatımızın en zor kısmı aslında. Ebeveynlerin en çok zorlandığı kısım. Şu anda gelişmeye de devam ediyor ve internet bağımlılığına, oyun bağımlılığına sevk eden süreçler var. Burada çok dikkatli olmak lazım. Seçici olmak lazım. Çocukların o dijital oyunlar içerisindeki dillerini anlamak lazım. Ne zaman onları anlamaya çalışırsak o zaman şikayet etmekten kurtulur ve rehberlik etmeye başlarız. Bu yüzden de çocukların jargonunu iyi öğrenmek lazım. Bizim en büyük hatamızdan bir tanesi şu aslında, biz çocukları küçükken ne yapıyoruz? Çizginin dışına çıkmamayı öğretiyoruz. Ama büyüdüklerinde ne yapıyoruz? Diyoruz ki çizginin dışına çık, farklı düşün, özgün düşün diyoruz. Ve burada bir çelişki yaratıyoruz aslında baktığımız zaman. O yüzden de şu anda bu pandemi süreciyle beraber ne yapmış olduk? Aslında oyunun öneminden biz ne yapmış olduk? Kavramış olduk. Belki dört duvar arasında ilk ihtiyaç duyduğumuz şey oyundu. Çünkü vakit geçirmeye, eğlenmeye, gülmeye, yani bizim duygularımızın iyi olmaya ihtiyacı vardı ve bunları hep oyunla sağladık. Oyun sadece çocuk için değildir. Bunu ilk başta söylemiştim, yetişkinler içindir de aslında. Yetişkinler de zaman zaman eğlenmek için oyunlara başvururlar. Ve oyun aslında çocuğun özüdür. Oyun oynayan kişi çocukluğuna döner. O yüzden iyi seçilmiş oyunlar her zaman bizi mutlu eder ve iyileştirir. Evet, burada ilk önce ben şu kendi liderlik grup kartlarından bahsetmek istiyorum. Burada 70 karttan oluşan, içerisinde bu kartların sorulardan oluşuyor. Ve şöyle bir güzelliği var. Grupça oynanabiliyor. Aile oyunu aslında baktığımızda. Okul ortamında da kullanabiliyorsunuz. Bu kutunun içerisinde evet çok canlı bir kutu ama önemli olan içindeki sorular aslında. Birçok oyunda da buna dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü kutu evet saklamak için önemlidir ama içerik daha önemlidir. Ne maksatla hazırlandığı, ne kazandırmak istediği, bu bizim için daha önemli. Peki ne var bunun içerisinde? Şöyle söyleyeyim ben size. Bunun içerisinde baktığınız zaman soru kartları var. Örneğin sorulardan bir tanesi diyor ki hayatında bir şeyi değiştirseydin neyi değiştirdin diye soruyor. Düşündürüyor ve sorgulatıyor aslında. İşte bugün tatile çıksaydın kimle çıkardın? Mesela çocuk şöyle bir cevap veriyor. İşte ben diyor ailemden şu kişiyi değiştirmek isterim çünkü bana şöyle davranıyor. Bana şiddet uyguluyor diyebiliyor. Veya tatile ben diyor dayımla gitmek isterim çünkü dayım bana daha yakın hissettiriyor kendini. Beni anladığını düşünüyorum diyor mesela. Gibi. Yani A ve B gruplarından oluşan 35-35 ayrılan yüzeysel ve derinlemesine sorulan oluşan bir oyun grubu. Bir diğeri de meslek tabusu aslında. Biz kariyer seçimini 10. sınıftan itibaren aslında tanımlamaya çalışıyoruz çocukları alan seçimiyle beraber ama Bu meslek tablosu çocuklar aslında mesleklerin anlamlarını, meslekleri tanımalarını sağlayan bir kariyer çalışması gibi düşünebilirsiniz. Ve çocuklarda etkili oluyor. Düşünmesi anlamında sevk etmiş oluyorsunuz. Peki zeka ve akıl oyunlarını birazcık göz gezdirirsek nasıl bir zeka ve akıl oyunu almamız gerekiyor? Aslında çok duyulan ve ilk zeka oyunu dediğimde akla gelen bir oyun aslında. Mangal. Evet. Siz olun, bu oyuna başlamayın. Zeka oyunlarına başlayacaksanız, çocuğunuzu alacaksanız. Çünkü evet zor bir oyundur ama anlamlı da bir oyundur. Ülkeye göre oyunun tarzları değişir bu arada. Türkiye'de Osmanlı oynanarak geçiyor. Ve aynı zamanda İran'a baktığınız zaman İran'da daha farklı ve daha çok yuvaları bulunan, kutucukları bulunan bir şeye sahip mangala. Bu Osmanlı oyunu dedik. Osmanlı'da seyhzadelerin oynadığı bir oyun. Amacı ve kavramı şöyle geliyor aslında anlamlı olarak. Şimdi seyhzadelerin en büyük görevi nedir aslında? Vergilerin hazineye aktarılması. Burada bir hazine vardır. Beylikler vardır. Kuyu şeklinde ve bu kuyularda vergiler toplanır. Amaç da kendi kuyunu, kendi hazineni genişletmektir. Burada bölgesel olarak oyun değişebiliyor. Mangala'nın çeşitli versiyonları da mevcut. Buradaki bir ahşap tarzında bir oyun aslında. Şimdi seçerken neye dikkat edeceğiz? Bunu da vurgularsak şimdi çocuğumuzun veya yetişkinin geliştirmesi gereken yönlerini keşfetmemiz lazım aslında. Benim dikkatle ilgili bir sorunum varsa, dikkat yönümü geliştirmek istiyorsam ne yapacağım? Dikkatle ilgili oyunlar almam benim için daha avantajlıdır. Peki bunun için ne yapmam lazım? Mesela hedef 4. Bu hedef 5 olarak da var mesela. Ne yapacağız? Mesela bunu kullanabiliriz. Ama sadece biz iyi olduğumuz yönü geliştirirsek bu sefer diğer yönümüz halen gelişmemeye devam edecek. Burada bir dikkat oyunu aslında. Baktığınız zaman kutunun üzerinde 5 artı yazar ama buna çok takılmayın. 5. sınıf 5 yaş üstü oynayacakmış diye gelir. Hayır. Siz çocukların bireysel gelişimleri farklıdır. Böyle keskin bir ayrım yok. O yüzden de bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Benim çocuğum eğer bu anlamda bireysel farklılığı yüksekse, kendini geliştirmişse 4 yaşındaki çocuk da oynayabilir. Önemli olan çocuğun oyunu anlaması, kurallarını öğrenmesi ve bunun için harekete geçmesi ve 2 kişilik bir oyun. Şimdi Mangala da 2 kişilik bir oyun. Hep bireysel oyun oynamak yerine grup oyunları da oynamak lazım. Çünkü grup oyunları da çocuğun gelişimi anlamında, özellikle sosyal gelişimi anlamında çocuğa destek sağlar. O yüzden de çocuğunuzun hangi yönü geliştirmek istiyorsanız o yönde oyunlar seçmeniz gerekiyor. Her oyunun kendi içerisinde anlamları vardır. Bu da başka bir oyun. 5 nokta diye geçiyor. Strateji oyunu baktığınız zaman aynı zamanda zorlayıcıdır. Her hamle başka bir hamleyi doğurur. Ve mantık oyunu olarak geçiyor bir taraftan da. Her bir taş koyduğunuzda, her bir nokta koyduğunuzda bir diğer şeyi çevirmeniz gerekiyor. Kapsülü çevirmeniz gerekiyor. 6 yaş olarak genelde vurgulanmış. Ama 5 yaş grubu da bunu oynayabilir mi? Tamamen çocuğun gelişimine bağlı. O yüzden oyun ve oyuncak seçimi veya zeka oyunları seçimi önemli. Özellikle oyuncak seçimleri konusuna da birazcık giriyor olacağız ama bunu belki daha sonraki videolarımızda görüyor olacaksınız. Oyuncak seçimine gireriz. Her oyuncağın da aslında kendine yönelik bir kavramı vardır. Anlamı vardır pardon. Bu anlamda çocuğa onu katar. Mesela uçak. Uçaklarla oynayan çocuklar özgürlüğüne düşkün çocuklardır. Ve gelecekte bu konuda da ne olur? Özgürlük kavramları daha gelişmiştir. İşte doktor setleriyle oynayan çocuklara bakarsınız. Bunlar daha çok ne olur? Tıpa merak duyanlar, iyileştirme, insana varoluşu anlamda hümanist bir anlayışa sahip, yardımsever yönleri gelişen çocuklardır. O yüzden de her oyunun, her oyuncağın aslında bir anlamı vardır. Buna göre seçim yapılması lazım. Evet, özetleyecek olursak neyi konuştuk? Çocuğu konuştuk, oyunu konuştuk, öğrenmeyi konuştuk ve bütün bunların aslında yaşamsal boyutlarını konuştuk. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen butonuna tıklayıp aynı zamanda takip ederseniz bir sonraki videomuzda hep birlikte izliyor olacağız. Benim için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.